kaldı. Sane, Sane ve gol! Sane! Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Antin Kuntin Game'de ana lige devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında 3-4 videodur benim bir disk problemim var. O yüzden bu son 1-2-3 videodan öncesi biraz aralıklı oldu. Çünkü disk problemimi çözemedim. Diskteki verilerim çoğu kayboldu. Efektlerim falan hepsi kayboldu ama onları tekrardan temin etmeyi başardım. İçin video çekimlerine başladım ve hızlı şekilde çekerek devam ediyorum. Şimdi hemen oyun planına girelim arkadaşlar. Kayseri Spor'la ilk lig maçımıza çıkacağız. Sterling, Werner, Emre Mor, Sane ve Spitzer gibi oyuncularımız şu anda formları iyi. Bir tek Kehre'de biraz problem var. Kehre'yi yeni oynatabileceğimiz kim var? Mukeyle var ama o da düşüşte zaten. Bruno oynayamaz. O defansif ortası. Donk da aynı şekilde. Mariano aslında sağ bek. Gamberini var. 73'lü oynayabilecek. Gamberini'yi oynatalım. Çünkü bundan sonraki maçımızda bir de oyun planına, lig programına gelelim. Pardon, lig programına bir geleyim. Kayseri Spor'dan sonra Dinamo Zagreb'le kendi evimizde oynayacağız. Kehre'yi biraz dinlendirmek iyi olur. Ancak oyun planını buradan değil de oyunun içinden değiştirelim. Çünkü sonra sürekli değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yani zamanıyla sonraki maça git diyelim. Hemen şimdi buradan oyun planından değiştirelim Kehre'yi. Gamberini'yi alalım. Böylece çok çok iyi oldu. Emre Mor formunda en azından biraz yorulmuş olsa da Emre Mor'un yerine oynatabileceğim Vitinho var. Onyekuru'yu da orada oynatabiliyorum sağ açık olarak. Onyekuru'yu da oynatabilirim aslında. Ya da şöyle yapalım. Onyekuru'yu oynatalım. Emre Mor biraz dinlensin. Olmadı ikinci yarı girer. Werner'ın yerine oynayabilecek Eren derdi yok var aslında. Eren'i oynatsak mı? İlk lig maçı kazanmamız lazım. Ama Eren'i oynatacağım. Madem bizim takımımızda Donk'un yerine de Werner alalım. Olmadı. Werner'ı geri şey yaparız. Sterling kalsın. Spitzer Sane kalsın. Biz Emre Akbaba'yı göndermiştik hatırlarsanız. Ama Emre Akbaba'yla Türkiye milli takımında oynamaya devam edeceğiz. Hemen gidelim arkadaşlar. Evet. Eren Derdiyok'un vuruşuyla başladı. Bakayoko, Sane. Pasını verdi Sterling. Tekrar Sane. Düzeltti. Sterling oynadı. Sterling. Ah. Sahanın içinde tutamadık. Kim için baskısı vardı? Olmadı. Mensah'ta top. Mensah'tan Gunningham. Geriye döndü Rutman. Çeri'ye geldi. Jorge var karşısında. Verdi. Tekrar pas aldı. Şu anda içeri doğru sokuluyor. Sane orada. Kravetes tehlikeli geliyor Kayseri Spor. Vuruş. Son anda Mustera. Sane uzaklaştırdı. Eren derdi yok. Kafaya çıkmak istedi ama olmadı. Jorge kafayla geriye. Kalecisi Mustera'ya dönüyor. Mustera degajını yaptı. Şimdi Onyekuru pasını verdi. Eren derdi yok. Bıraktı. Spitzer'den şimdi Kimiç'e. Kimiç sol kanattan geliyor. Sağ kanattan geliyor Galatasaray. Ve. Sterling'den önce savunma. Jorge topun başında. Jorge orta içeri Onyekuru kafa ön direkte ama pası Onyekuru'ya. Onyekuru tekrar Kimiç'e doğru. Kimiç orta yapamadı. Bu arada Kimiç'in performansına hiç memnun değilim açıkçası. Ara transferde satıp yerine Bellerin ya da benzeri bir oyuncu alabilirim. Onyekuru offside'da. Gamberini kafayla geriye Mustera'ya döndü. Mustera şimdi Kimiç'le oynadı. Kimiç pasını verdi. Onyekuru. Onyekuru. Onyekuru müthiş bir pas Spitzer'e. Spitzer orta. Eren kafayı vuramadı. Onyekuru içeri doldurdu. Eren de gol. Erenler diyor. 1-0 oldu. 1-0 oldu Eren'in golüyle. Açıkçası Kayseri Spor maçı başından belli. Kalemizde ataklar bulmaya çalışıyor. Tamam çok bir önemli atakları olmadı. Hatta belki şutları bile olmadı doğru düzgün ama. Galatasaray'ımızın golü.
18 numara. Eren Derdiyor. Eren Derdiyor çok güzel tamamlıyor. 1-0 Kayseri Spor karşısında. Galatasaray'ın üstünlüğü var şu anda. Eren'in vuruşu, kalecinin yapacak bir şey yok. Uzun zamandır Eren Derdiyok'u da oynamadık. Açıkçası Werner'ın yerine şimdilik Eren'i kullanmamızda fayda var. Eslung, Gamberini kafayla indirdi. Eren pasını verdi Sané. Sané'den Sterling'e. Sterling Sané'yi gördü. Sané kaleyi görebilecek mi? Gördü ve 2! Ustalığını konuşturuyor Sané. 2-0. Bu arada Sané 9 numarayı vermişiz. Onları değiştirmek lazım. Werner'e vermeyi düşünüyorum. Sané'ye 8 numara olabilir ya da 11 numara Sané'ye olabilir. Galatasaray'ımızın golü. 11'i Sterling'e verip 8 numarayı Sané'de numara. Kullanabilirim. Sané! Çeri, Kravetes, T, D, Türüç, Çeri, içeride bomboş bir oyuncu var. Rotman, boş bir oyuncu var dedim. O boş oyuncu golü de attı. Eren Derdiyok'la Santre ile başladık, durum 2-1. Sané'nin pası Sterling'e. Kimmich'ten Spitzer'e. Spitzer'in pası yerine gitmedi. Çok kötü bir yere gitti. Menşah, şimdi Cihan. Cihan pasını verdi. D3 pası Muster'a açık. Muster aldı. Hemen oynuyor Jorge. Orada Sterling var. Sané aldı topu. Sterling'e kazandırdı. Sterling içeri doğru sokuluyor. Sterling. Eren kaçtı. Eren'e doğru. Güzel pas. Eren çıkartabilecek mi? Çıkarttı ama. Spitzer'e gelmedi top. Boşta kaldı. Sané ve gol! Sané atıyor. Kaleci çıkmıştı. Sané de bunu gördü. Vuruşu. Burada kaleci açılmıştı. Kaleci daha henüz dönmemişti. Sané bunu değerlendirdi. Ve gol 3 oldu. Galatasaray'ımızın golü. 9 numara. Sané. Kaleci burada daha henüz kalesine dönmemişti. Sané şut çekecek pozisyonu buldu ve ikinci golünü attı. Gerçekten Sané'den memnun musun diye sorarsan ben oldum. Olası 3 oyunda da 2017'den beri Sané'yi orta sahada oynatıyorum arkadaşlar ve gerçekten çok memnun olduğum oyunculardan. Gamberini geriye doğru pasını veriyor. Muslera. Kimmich ile oynadı. Kimmich. Pası Spitzer'e. Onyekuru. Spitzer. Orada bir faul var mı dedik. Hakem devam dedi. Şimdi tehlikeli geliyor. Çeri, Jorge'den kurtulursa tehlike olur. Kurtuldu. Şutunu da çekti ama kaleci Muslera. Sonrasında savunma. Sané şimdi Galatasaray bir kontratak peşinde. Onyekuru sağ kanatta boş bir alan buldu. Onyekuru şimdi hareketini yaptı. Onyekuru geçti. Pasını verebilecek mi? Son anda müdahale. Bakayoko bıraktı Spitzer'e. Spitzer'den Kimmich. Kimmich düzeltti orta. Eren kafa dışarı. Bir atak daha bu şekilde boşa gitti arkadaşlar. Bruno ilk maçına çıkıyor bu arada. Gamberini Mukele pasını verdi Jorge. Jorge'den Sané. Sané'den Sterling. Sterling güzel bir hareket. Sterling şimdi geriye Jorge, orta Eren, burada Eren'den önce savunma. BV hakem maçı bitiriyor 3-2. 3-2 bitti karşılaşma. İlk maçımızı kazandık. Yani yönetimin güvenini almak adına bizim için iyiydi ilk maçı kazanmış olmak. Evet, şu anda 4. sıradayız 3 puanla. Fenerbahçe 3-0 yendiği için 3 puanla 1. sırada averajdan dolayı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarının ikinci ayağını oynayacağız. Bruno A milli takımla ilk maçına çıktı dedi.
Genç takıma yükselen Gamberini A takımla ilk maçına çıktı. Bakayoko oynadığı zaman takımın havası değişiyor. Özellikle önemli maçlarda bize daha fazla mücadele ruhu kazandırıyor. Bakayoko yönetmek lazım. Cengiz Sönü takımın taktik yaklaşımını çok iyi kavruyor ve katkıda bulunmak için çok hevesli. Demiş. Belli transfer görüşmelerinde bir güncelleme var demiş. Ve bize de 110 bin euro maaşımıza bir katkı sağlandı. Hemen görüşmelere gidelim. Diğer kulüpler Bailey yeniden görüşme yap dersek hiç gerek yok. Şartları kabul edelim. Bu oyuncuyu kesinlikle almamız lazım çünkü. Evet, şartları kabul et. 19 milyon euro Bailey'ye verdik. Bayer Leverkusen'den alıyoruz. Bu bizim forvetteki takviyemiz açısından çok önemli. Sterling, Bailey, Werner bu üçlü arasında, hatta Emre Mor'u da katarsak bu dörtlü arasında bir değişiklik olacak. Kulüp sahibinin güveni %42 şu anda. Evet, sezonu birinci olarak tamamlamamız lazım. İleri diyelim. Bailey takıma katılacak. Evet, Şampiyonlar Ligi Dinamo Zagreb maçında oynayabilir Bailey. Hemen onun yerini de ayarlayalım. Oyun planına girelim. Oyun planında kimin yerini alabilir? Donk'un yaşı kaçtı? Donk 33 yaşındaymış. Biz Ray Donk'u niye transfer... Bu arada formaları değiştirecektik değil mi? Biz ona da bakalım. Hayır. Öncelikle forma numarasını düzenle. Bailey de geldi madem. Forma numarasını düzenleyelim. Bir Muslera, iki Mariano olmuş. Cengiz Söyüncü 19 numara. Cengiz'e 2 numarayı verelim. Maicon 3 numara. Mariano'yu 4 numara yapabiliriz. Bruno 5 numara. 5 numaraya Bakayoko'yu alalım. Bakayoko 6 numara demiş. Onu 5 numaraya alalım. 6 numaraya oynayacağımız, koyacağımız oyuncu 7 numaradaki Mukayla yerine 7 numara Emre Mor'un. Werner 9 numarayı alsın. Sane 8 numarayı alsın. Sterling 11 numarayı alsın. Tamam. 10 numara Spitzer'de. Güzel. Kim var başka? 6 numara Jorge olabilir. Jorge nerede? Jorge 29 numarada. 29 numaradaki Jorge yerine 6 numarayı verelim. Eren derdi yok. 16 numarayı alabilir. Vitinho 14 numara. Tamam, Vitinho 14 numarada kalsın. Bu arada bizim bir şey yok bizde. Ne yok? Yedek kalecimiz yok bizim. Bizde yedek kaleci yok. Aynen. Bizim yedek kaleci almamız lazım. Yani Muslera sakatlasa kaleye koyacak adamımız yok. Hiç de fark etmemişiz. Hemen görüşmeler takımım. Mukayle'ye 19 milyon vermişler. 9 milyon vermişler. Vermiyoruz. Diğer kulüpler yok. Hayır. Genç takımda kaleci var mıydı? Sorrentino diye bir oyuncu var. Bunu hemen anlaş. Evet de bu Sorrentino'yu hemen takımımıza katalım. Hatta Sorrentino'dan başka şey varmış ya. Bu adamı niye biz almadık? Sorrentino. Tamam, bununla anlaşalım. Bununla da anlaşalım. Birini satarız ya. Evet, bunu da alalım. İki tane kaleci alalım. Yedeğin de yedeği olsun zaten. Geri forvette Tereo diye bir oyuncu varmış. Bakıyorum böyle hani çok hızlı bir oyuncu var mı? Var. Macho. 71 yaşında sağ bek. İtalya hücumcu bek. Bu herif hızlı değil. Bu herif uçuyor. Bununla da bir anlaşma imzalayalım. Sağ bek. Onlar takıma gelsinler. Hemen zamanı ileri al. Sonraki maça git diyelim. Ha, bir dakika dur. Sonraki maça gitmeden önce oyun planımızı ayarlayalım. Onu ayarlamadık. Şimdi sonuçta yeni bir oyuncumuz geldi. Bailey. Ve Bailey 85 puanla öyle çok da şeyde oynatabileceğimiz bir oyuncu değil. Yedekte oynatabileceğimiz bir oyuncu değil. Gerekirse sol açık. Sterling'in yerine oynayabilecek bir oyuncu. Kim formdaysa onu oynatacağım bir oyuncu. Bailey'i kesinlikle değerlendireceğim arkadaşlar. Böylelikle bakın, yedeklerimiz bile 81-85'lik oyunculardan oynadı. En kötüsü 79'luk
Mariano, Gamberini, Bruno ve Mukay ile zaten genç oyuncular. Onların o şekilde olması normal. Şimdi zamanı ileri al, sonraki maça git diyelim. Hemen oyun planına gelelim. Buradan düzenleyelim. Jorge'nin yerini oynatabileceğim bir sol bekim de yokmuş aslında. Jorge tek kalıyor. Kehrer oynayabilir diyor sol bek. Kehrer'in hızı hücumcu bek olmak için çok yeterli değil. O yüzden Jorge kalacak orada. Sterling şu anda formda olduğu için Sterling'i oynayacağım. Ama ilerleyen şeyde denemek amacıyla Bailey'i de oynatabilirim arkadaşlar. Mukay ile oynayabilir aslında. Mukay ile Cengiz Söyüncü'nün yerine oynatsak mı diyorum. Evet, Mukay ile değerlendirelim. Madem hızlı da bir oyuncu aynı zamanda. Kehrer Mukay ile Kimmich böylelikle Dinamo Zagreb konusu şeyinde maçında kadromuz belli oldu. Evet, Werner'in vuruşuyla başladı. İlk maç 3-3 bitmişti hatırlarsanız. Bu maçta 1-1, 2-2, 0-0 bize kazandırır. 3-3'te uzatmalara gider. 4-4'te onlar alırlar. Sané vur ona kafayı ve gol! Sané atıyor! Sané atıyor, bu oyuncu çıldırmış durumda. Sané çıldırmış durumda. Her maçta gol atıyor. Maçın başlangıcı ben anlatmaya daha yeni başladım. Ama Sané bizden önce başlamış zaten. Galatasaray'ımızın golü. Golünü attı. 8 numara. Sané. 1-0 oldu. Bu da Werner. Orta yaptı. Sané güzel bir kafa vuruşu. Kaleli top. Hiç kurtarışı yok. Kaçarı yok. Şimdi Spitzer, Werner'e doğru bir pas. Werner o topu alacak. Werner aldı. Werner çekiyor. Pasını verdi. Emre Mor. Emre Mor şutluk yapamada kaldı. Sterling kafayı indirebilecek mi? Hayır. Top Jorge'de kalıyor. Jorge pasını verdi. Bakayoko. Bakayoko'dan kötü bir hamle ve topu kaptırdı. Şu anda 3'e 2 neredeyse yakalanmış durumda. Dinamo Zagreb. Hodzic. Hodzic geriye doğru. Orsic. Kaleci Mustera. Dinamo Zagreb maçın başından belli en tehlikeli pozisyonu yakaladı ama Mustera izin vermiyor. Şimdi Werner, Sterling, Sané tekrar Sterling'e doğru. Sterling sıyrıldı, Sterling bıraktı, Werner kaleci. Emre Mor pasını verdi, Werner, Werner sıyrıldı, Werner şimdi bıraktı Spitzer'e. Spitzer'den Emre Mor'a. Emre Mor tekrar Spitzer'e doğru oynadı. Werner yerde kaldı. Emre Mor şimdi orta. Sané müthiş vuruş. Top kaleci Livakovic'te. Sané takımda yıldızlaşma yolunda ilerliyor. Hiç paslaşmaları top Kehrer'de kaldı ama. Kehrer geriye dönüyor Mustera. Mustera da kaçını yaptı. Şimdi Spitzer kafayla indirdi Werner. Werner da kafayla indiriyor Emre Mor. Emre Mor pasını verdi Kimmich'e. Kimmich'ten tekrar Emre Mor'a. Emre Mor hızlı. Emre Mor sağ kanattan geliyor. Ortasını yapıyor. Werner'dan önce kafayı savunma vurdu. Şimdi Orsic işte tekrar top. Geriye döndü. Waston. Waston'dan Livakovic'e. Livakovic degajını yapıyor. Kehrer orada kafayı vurabilecek. Vurdu. Spitzer'e verdi. Spitzer kaptırıyor Moro. Moro'dan Ademi. Ademi pasını bırakıyor. Şimdi Orsic. Orsic'e Hayrovic'e. Jorge orada. Hayrovic orada. Hayrovic topu Jorge'nin ayaklarının arasından aldı. Hayrovic Jorge'den sıyrıldı. Hayrovic tehlikeli geliyor. Dinamo Zagreb. Hayrovic orta. Top Kimmich'e kadar geldi. Kimmich'e topu uzaklaştırıyor. Şimdi Spitzer dediğim anda hakem ilk yarıyı bitiriyor. 1-0 öndeyiz. Jorge Bakayoko oynadı. Tekrar Jorge al topu. Spitzer, Werner, Sané pası, Sterling kaleci. Galatasaray 3 ya da 4 topla cezası aslında girmeye çalıştı 3 ya da 4 pasla. Ama bunu Jorge, Werner, Sané, Sterling dakika 49 Jorge degajını kullandı. Sterling müthiş vuruş direkt alındı. Werner kafayla indirdi Sané dışarı korner.
ah diyoruz. Burada çok güzel bir vuruş yaptı Sterling. Ama top direkten döndü ya. Nasıl gol olmadı? Sané'nin vuruşu da savunmaya çarptı. Korner. Tekrar Jorge. Topun başında. Orta Sterling. Yine vurdu. Müsak. Savunma. Sané. Olmadı. Uzaklaştırıyor Dinamo Zagreb savunması. Hostic. Moro. Karşısında Mukayla var. Ama top Sané'de kaldı. Sané. Werner. Sterling. Werner'ı gördü. Hayır ama çok hızlı gitti top. Werner. Werner. Orada bir faul yok mu diye baktık. Hakem devam. Hostic. Hostic. Kaleci Mustera. Kaleci Mustera. Bu arada hemen bir değişiklik yapacağım. Sterling'in yerine Bailey'i alalım. Yeni transferimiz. Dakika 64. Bailey oyuna giriyor şu anda. 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Hajrović. Orta içeri. Bakayoko. Kafayı vuramadı. Dinamo Zagreb'li oyuncu, şimdi kim bunu göremedim ama topu dışarı atmayı başarıyor. 64. dakika, Muslera da kaçın yapıyor şu anda içeri doğru. Werner orada, Leskovic orada, bıraktı Sané. Bailey, ayağın al topu. Bailey mükemmel sıyrıldı. Ama yapılan hareket foul ve bir sarı kart. Orada bir baskısı var. Top Zairo'ya geldi. Zairo, karşısında Jorge var. Geriye bıraktı, Sané döndü. Orsic'e kadar geldi. Orsic'in vuruşu kaleci Mustera. Emre Mor. Spitzer. Werner. Şimdi Spitzer. Spitzer Werner'e doğru bıraktı. Werner geriye çıkartacaktı ama olmadı. Savunma girdi araya. Jorge. Bakayako'yla oynadı. Bakayako'dan tekrar Jorge'ye. Jorge bıraktı. Bailey sıyrılabilecek mi? Hayır. Top ayağına bile gelemedi. Şimdi Menalo. Menalo sol kanattan geliyor. Dinamo Zagreb. Menalo orta içeri Mukayla. Dikkatli ama pası yanlış. Hostic şimdi tehlikeli. Bakayako Sané'ye kazandır topu. Sané'den Bailey. Bailey'den Werner. Werner'den tekrar Bailey'e. Bailey hızlıdır. Bailey. Evet Bailey sıyrıldı. Bailey içeri girdi. Bailey. 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 Ve gol. Tek başına atıyor golü. Bailey tek başına atıyor. 2-0. 2-0. Galatasaray'ımızın golü. 20 numara. Ne yazık ki anonslarımızda Bailey'nin ismi yok arkadaşlar. Kısa zaman sonra herhalde onu da yapmış oluruz. Çünkü Bailey transfer listemize de hiç girmedi. Bir anda aldığımız bir oyuncu. Moro geriye döndü. Adeyemi'den Ketrin'e. Ketrin'den Zairo. Zairo Jorge var karşısında. Ketrin'e geri döndü. Jorge kademeyi bırakmadı ve bu da iyi oldu. Galatasaray taş kazandırdı. Kaleci dışında Jorge kullanacak. Sané ile oynadı. Sané'den Bailey'e. Bailey'den Werner. Werner'den tekrar Bailey'e. Bailey çok hızlı bir oyuncu. Bailey. Leskovic top alıyor Bailey'in ayaklarından. Şimdi Osic. Geriye bıraktı Zairo. Zairo'dan Osic'e. Jorge orada koşuyor. İçeriye doğru Gajranović. Geriye bıraktı Hostic. Hostic içeri doğru tehlikeli. Ve Dinamo Zagreb 2-1 yaptı durumu. Tabi Zagreb'in 2-1 değil yaklaşık 3-2 yapması lazım. Yani 2 gol daha atması gerekiyor ama şu anda son 1 dakika maçta. Kimmich, Gajranović. Gajranović orta Kehrer. Dikkatli Spitzer bıraktı Bakayoko. Ve hakem bizim turu geçtiğimizi söylüyor. 2-1 ile turu biz geçiyoruz arkadaşlar. Dinamo Zagreb ne yazık ki Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını biz kazandık. Evet biz 5-4 yenmiş olduk toplamda. Kim gitmiş? Basel gitmiş, Zenit gitmiş, Fulham gitmiş,
Aberdeen gitmiş, Inter gitmiş, Villarreal ve burada da Ajax Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlar. Cavani şu ödülü kazandı. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülünü bu sefer Cavani almış. 3 yeni oyuncu takıma katıldı demiş. Tebrikler, UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında gruplar bölümüne ulaştınız. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü açıklandı demiş. Veri tabanına bakalım. Bireysel ünvanlar. Avrupa'da en iyi oyuncu ödülü Uruguaylı Cavani'ye gitmiş. Agüero ve Jonas, Benfica'lı Jonas 3. olmuş. Agüero da 2. olmuş. Evet, takımımıza bakarsak takımımıza 2 yeni oyuncu kattık. 2 tane kaleci geldi. Bir de Macho diye bir sağ bek aldık. Bunlar bizim aldığımız oyuncular. Bir de bakalım. Gabriel Jesus santrafor olarak aslında oynayabilir miyim demiş. Gabriel Jesus'ı alabiliriz. Böylelikle çok güçlü bir takım olmuş oluruz. Werner, Gabriel Jesus. Hangisi güçlüyse diğerini satarız. Transfer görüşmeleri başlat diyelim. %80 anlaşma imzalarım demiş. 1 yıllık olmaz. Bunu 2 yıllık yapalım. Biraz da zam yapalım. %73'te başarı şansı yüksek demiş. 19 milyon euro. Okey diyelim. Gabriel Jesus da almak istediğimiz oyunculardan birisiydi zaten. Ve santrafor olarak da iyi oynuyor. Ve 22 yaşında Manchester City'li oyuncu. Manchester City'nin 3 oyuncusunu almış olacak aslında. Sané, Sterling ve Gabriel Jesus'ı alırsak yani Manchester City'yi bir nevi Galatasaray yapmış olacağız. Ya da Galatasaray'ı bir nevi Manchester City yapmış olacağız. Görüşme günü değerlendirme olarak bir oyuncu getirmiş. Bakalım yetenek avcısı burada kimleri getirdi? Icardi var. Rugani, Ragnok, Loretz. Icardi 87'lik bir oyuncu ama hızlı bir oyuncu değil. O yüzden hiç değerlendirmiyorum. Zamanı ileri al. Gabriel Jesus gelirse hızlı oyuncudur. Jesus bizim için iyi olur. Bir dahaki videomda da arkadaşlar Beşiktaş Galatasaray maçını oynayacağım. Derbiye çıkacağız yani. Oyun planına gelelim. Burada henüz daha Gabriel Jesus gelmedi tabii ki. Bakarsak Bailey, Sterling çıkışta olduğu için Sterling'i oynatacağız. Kimmich, Cengiz Söyüncü, Mustera, Spitzer, Werner bunların oynaması lazım. Mukayle'nin de aslında oynaması lazım. Mukayle'yi Kehre'nin yerine alabilirim oynatmak için. Çünkü Mukayle de çıkışta. Alsak iyi olur. Kimmich, Mukayle güzel olur. Beşiktaş derbisine. Kaybedemeyiz. Galatasaray Beşiktaş maçı derbiye çok az bir zaman kaldı. Bugün ne oyuncular, ne menajerler, ne de taraftarlar kaybeden taraf olmak istemiyor demiş. Bizim şu anda kaydedecek bir şeyimiz var mı? Hemen bir kayıt yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videomda Beşiktaş derbisini oynayacağız. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Ona da bir bakalım. Oyun planı, lig programı. Beşiktaş maçından sonra Türkiye Hollanda var. Daha sonra da Ajax var. Şampiyonlar Ligi kura çekimi şu anda gözükmüyor. Ha, Şampiyonlar Ligi belli olmuş zaten ya. Baksana Barcelona var. Bir dakika bir veri tabanı. Müsabaka bilgisi, uluslararası müsabakalar, Şampiyonlar Ligi, gruplar. Oho, bizim grubumuz belli olmuş bile. Barcelona, Galatasaray, Ajax ve Basel'le oynayacağız arkadaşlar. Ajax ve Basel tamam da Barcelona bizi çok zorlayacak gibi gözüküyor. Bence kesinlikle Şampiyonlar Ligi maçlarını kaçırmayın. İlk maç nerede? Şeyi görebiliyor muyuz ya? Biz B grubu muyduk? A grubu. Göremiyoruz. Lig programı. Şampiyonlar Ligi ilk maçımız Ajax'a kendi evimizdeymiş arkadaşlar 15 Eylül'de. Bu maçı bir dahaki videoda Beşiktaş maçını tek oynayabilirim. Aynı zamanda Türkiye maçlarını oynayayım mı arkadaşlar? Onu söyleyin. Yani Türkiye milli takım şeyi yapalım mı? Efsanesi yapalım mı? Eğer derseniz ki milli takım efsanesi yap oyna abi derseniz milli takım maçlarını oynayacağım arkadaşlar. Türkiye Hollanda ve Türkiye Şili
maçlarını oynayacağım. Bunları bir video yaparız. Daha sonra hemen Şampiyonlar Ligi'nde Ajax maçını oynayacağız. Sonrasında Galatasaray Trabzonspor maçı var. Sonrasında lig maçlarına döneceğiz ve ondan sonraki maçımız Barcelona'ya İspanya'da. Camp Nou'da galiba. Camp Nou'da oynayacağız sanırım. Barcelona'nın sahasında Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Ve oradan geri dönüp Erzurumspor'la oynayacağız. Kendi evimizde. Sonra Türkiye Kupası 2. tur 1. ayakları var. Sonra da Basel'le bir maçımız var. Ondan sonra tekrardan geriye dönecek. Yine Basel, Ajax ve en sonda Barcelona karşılaşmasıyla, 8 Aralık'taki karşılaşmayla Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkıp çıkmayacağımız belli olacak. Barcelona maçları çok önemli. Barcelona maçlarını kazanırsak ya da en azından orada bir puan alıp burada kazanırsak ya da buradaki maçı oradaki maça göre daha skorlu bitirirsek bu bizim Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkabileceğimiz anlamına da gelir. Ki takım daha tam oturmamışken bunu yapmış oluruz. Bu bizim için bir ön izleme gibi bir durum olur. Yani fragman gibi bir şey olur. Bir dahaki videoma kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.